Şimdi antik dönemde ve orta çağda var olabilmeniz için sizlerin ve hepimizin evrendeki uyuma uygun bir hayat tarzı sürmesi lazım. Dolayısıyla bu şu demek, önemli bir ilkeye geliyoruz. Teleoloji. Yani o dönemde düşünürler, her varlığın, cansız da olsa, bir ereği ve bir fonksiyonu, işlevi olduğuna inanıyorlar. Yani mesela bu kalemin ereği tahtaya yazması, yazamıyorsa yerine getiremiyor görevi. Her şeyin bir ereği var, bir amacı var. Mesela metafizik kitabının işte ilk cümlesi, o ünlü cümlesi, bütün insanlar doğal olarak bilmeyi arzular. Yani insanın amaçlarından biri bilmek. Bilmek istemeyen biri. Yani yerine getiremiyor görevini. Nikomakos Etik, gene Aristoteles'in eserlerinden biri. Hey, her eylem bir iyi arzu. Dolayısıyla bakın, her nesnenin bir ereği var. Yerine getiremiyorsa bu ereğini, başarısız. Şimdi ne dedik? Modern dönemle birlikte yeni bir bilimsel perspektif, yeni bir doğa tasarımı. Eskiden neydi? Premodern dönemde, yani modern öncesi dönemde dünya evrenin, kozmosun merkezinde yer alıyordu. Hemen düşünelim, Galileo, Kopernik devrimiyle bu bütünüyle değişti. Bir merkez yok artık yani. Dünya merkezden çıkınca, dolayısıyla ona göre yeni bir bilimsel anlayış gelişti. Teleoloji görüşünden, ilkesinden vazgeçildi. Mekanik görüş yerine getirildi. Burayı biraz açar mısınız hocam? Söylemeye çalıştığımız şey şu. Yani artık ereksel nedenden çok bir tür mekanik nedenselcilik geçti. Söylemeye çalıştığımız şey bu. Artık doğa insanın dışında keşfedilmesi gereken bir olgular yığını. Dünyanın merkeziliği ile teleoloji arasındaki bağlantı şu. Bağlantı şu. Şimdi bir kozmos var. Siz bu kozmosun merkezinde yaşıyorsunuz. Bir mikrokozmosunuz yani. Kozmosun kendi içinde bir işletim sistemi var. Tamam? Ve sizin bu sistemde mutlu, huzurlu yaşayabilmeniz için geniş olan, o makro olan düzene uyum göstermeniz lazım. Sizin hedefiniz bu. Dolayısıyla uyum gösterebilmek için ne yapacaksınız? Ereğinizi yerine getireceksiniz. Her canlı cansız varlığın böyle bir amacı var. Şimdi bu sistem alt üst oldu. Doğa tasarımı artık değişti, topyekün. Merkezde değilsiniz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ama herkes aynı zamanda kendisini bir merkez olarak görebiliyor. Yani diyelim ki iki gemi karşılıklı geçiyor. Bir gemi diğer gemiyi görüyor, diğer gemi diğer gemiyi görüyor. Herkes kendi durduğu yerden dünyaya bakıyor yani. Merkez yoksa herkes merkez olur. Aynen bu. Söylemeye çalıştığımız şey bu. Dolayısıyla yani oradan herkesin bir özne olduğu fikri. Bir bilinç çünkü. Dış dünya bir olgular yığını keşfedilmesi gereken. Bu bağlamda da mesela ne tür tartışma yapılacak? İşte özneler arasılık nasıl mümkün? Bugün hala tartışıyoruz. Değil mi? Ama böylesi bir perspektif gelişiyor. Yani şu perspektifi
aklımızdan çıkarmayalım. Yani bu dersten aklımızda kalması gereken şey şu: modern felsefeyle birlikte epistemoloji ön plana çıktı. Ontolojik bakış önemini yitirdi. Üçüncü olarak da özne ile nesne arasında bir boşluk ortaya çıktı. Bu boşluğu nasıl giderecek özne? Bütün modern felsefenin derdi bu. Bilgi ön plana çıktıysa o olguların bilgisine erişir. Onları denetleyecek yani. Şimdi doğa olduğunda bunun sonuçları belli bugün, değil mi? Değil mi? Bir sürü sıkıntıyla karşı karşıya. Bir işte iklim problemi falan deniyor, değil mi? Şimdi bir de bunun toplumsal ayağı var. Ontolojik mesela bakış kaybolunca ne oldu? Siz doğal olayları incelermiş gibi toplumsal olayları örneğin incelemeye başladınız. Ne yaptınız? Doğayı kontrol etmeye çalışıyor muydunuz? Hedefiniz buydu. Toplumsal olayları doğal olgular gibi görmeye başlarsınız. Ne yaparsınız? Onları da kontrol etmeye çalışırsınız. Ama siyasette, ahlakta bir iktidar dediğimiz ya da bir güç dediğimiz bir güç var. Bir hegemonya var yani. Dolayısıyla siz aslında onları neye göre dizayn etmeye başladınız? Kendi perspektifinize göre. Ama onları doğallaştırdığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? Sanki bu herkesin çıkarınaymış gibi gösteriyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani burada şey tartışması devreye giriyor tabii. Bilim ideoloji. Şimdi bunlar önemli ayrıntılar. Ama özellikle bilgi meselesinin burada belirleyici olduğunu söyleyelim. Bilgiye ne bulaşmaya başlıyor? Nesnellik bulaşmaya başlıyor. İşte öznel yargılarımızdan arınalım. İşte nesnel olsun. Ama biraz önce söyledik. Nesnel gibi görünen bir veri aslında nesnel değil. Bilmiyorum anlatabildim. Yani bir şekilde işin içinde başka faktörler giriyor. Çünkü siz sürekli bir alanı denetlemeye, kendi çıkarlarınız uğruna kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Orada başka bir mekanizma var. Yani Popper zaten dalga geçer bu nesnellikte. Yani girer bir gün sınıfa Karl Popper, ünlü işte bilim felsefecisi, der ki gözlem yapın. Çünkü nesnelliğin en temelinde gözlem var. Yani bir şekilde sizin objektif olarak gözlem yapmanız lazım. Elinize kağıdı kalemi alın ve gözlem yapın. Öğrenciler bir 5 dakika etraflarına bakıyorlar. Bu yaşanmış bir olay. Popper yazıyor. Hocam diyorlar, neyi gözlemleyeceğiz? Diyor ki işte bilim gözlemle başlamaz. Bilim problemle başlar. Ama sorun şu. Problemi neye göre tercih ediyorsunuz? Yani hangi problemi ne zaman nasıl araştıracağınıza karar veren akıl kim? Anlatabildim mi meseleyi? Şimdi bilim daha çok hocam D'leri topla, onun üzerinden bir şey inşa et. İşte ben öyle değil diyorum. Anlatabildim mi? Yani böyle gözüküyor, tamam, özellikle doğa bilimlerinin bir bölümünde bu geçerli olabilir. Ama sosyal bilimlere geldiğimizde mesele hiç öyle değil. Mesele hiç öyle değil. Bence. Yani çok başka bir noktaya kayıyor iş. Yani bilgi felsefesine geldiğimiz zaman o meseleleri tartışacağız. Karl Popper bunu doğa bilimleri üzerinden, onlar için de mi? Onlar için de söylüyor, evet. Yani Popper'ın temel şeyi şu: Popper'a kadar bilimin hep gözlem ve deney ile başladığı savunur. Hayır diyor Popper. Bilim gözlemle başlamaz. Bizim neyi gözlemleyeceğimize yönelik bir problemimizin olması lazım. Ben de şunu söylüyorum. Sosyal bilimlere geldiğimiz zaman bu problemi belirleyen şey ne? Şimdi işte bilgi güç ilişkisi filan buradan, yani postmodern bilim anlayışları filan buradan ortaya çıkıyor. Şimdi birazcık şöyle bir noktaya da değinerek bugünü tamamlayacağım. Şimdi tabii bilgi felsefesinin ön plana çıkmasıyla birlikte modern felsefede özellikle
metafiziğin arka planda kaldığını gördük. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir. Peki bu tesadüf mü? Hayır, değil. Çünkü doğa bilimlerindeki araştırmaların ön plana çıkmasıyla birlikte özellikle Batı felsefesinde şöyle bir yönelim ortaya çıktı. Dedi ki filozoflar, bilim yavaş yavaş gelişiyor ve felsefe yavaş yavaş arka planda kalmaya başlıyor. Şimdi mesela Aristoteles'i düşünelim zamanında. Etik üzerine yazmış, fizik üzerine yazmış, biyoloji üzerine yazmış, mantık üzerine yazmış. Dolayısıyla Aristoteles zamanında filozof, matematikçi, biyolog filan gibi ayrımlar yok. Ama yavaş yavaş modern dünyanın gelişmesiyle birlikte bir uzmanlaşma prensibi gelişmeye başladı. Yani alanlar birbirinden ayrılıyor efendim. Yavaş yavaş fizik bağımsızlığını ilan ediyor. Kimya bağımsızlığını ilan ediyor. Biyoloji bağımsızlığını ilan ediyor. Dolayısıyla felsefenin ayakta kalabilmesi için filozoflar diyorlar ki felsefenin de bilimsel olması gerekiyor ki biz bu rüzgarı içine girelim. Ne yapacaklar peki? Yapmaları gereken şey belli. Metafizik eleştirisi yapmak. Dolayısıyla özellikle 17. yüzyıldan sonra birçok gelenek metafizik eleştirisi yapar. Bunların bir kısmı son derece radikaldir, bir kısmı ılımlıdır. Mesela David Hume radikal bir metafizik eleştirisi yapmıştır. Şöyle bir örnek vereyim. Bilgiden kurdukları için temel problem şudur arkadaşlar. Bakın modern felsefenin temel problemi bilgidir. Bilgiyi de çözebilmek için diyor filozoflar, bizim nereyi çözmemiz lazım? Burayı çözmemiz lazım. Bakış bu. Yani insan zihninin sınırlarını çıkarmamız lazım. İnsan neyi bilebilir, neyi bilemez. Hume diyor ki, neyin bilgisi olabilir? Bilgi veren yargılara bakalım. İki tür yargı var Hume'a göre. Analitik yargılar. Analitik yargılar a priori bilgi veriyor. Yani her türlü matematik, aritmetik yargılar bize a priori yani kesin bilgi verir. Bir de diyor Hume, sentetik yargılar vardır. Yani bunlar da bize deneysel alanla ilgili bilgi verirler. Ve diyor ki Hume, bu iki yargı türü dışında kalan kitapları ateşe atıp yakmak lazım. Kullandığı ifade bu. Yani son derece katı bir aydınlanmacı bir perspektif var. Yani bunlar dışındaki hiçbir şey bize bilgi vermez. Hume hattını daha sonra bizim yeni pozitivistler, mantıkçı pozitivistler dediğimiz hat izler. 20. yüzyılda bilim felsefesinin kurucuları bunlar. Bunların da temel problemi şu, bilim ve metafiziği birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Diyorlar ki bunlarda metafizik yargılar anlamlı yargılar değildir, anlamsızdırlar. Bilimsel yargılar anlam taşıyan yargılardır. Neye göre buna karar veriyorlar? Bilimsel yargılar doğrulanabilir, yani deney yoluyla test edilebilir. Deney yoluyla test edilemez yargılar da anlamsızdırlar. Yani bu hat... Yani Hume'cu, deneyici ve sonra mantıkçı pozitivizme taşınan hat, metafizik yargıları sadece imkansız görmekle kalmaz, aynı zamanda onları anlamsız bulur. Şimdi arada tabii bir de Kant var. Kant şöyle bir perspektifle bakıyor, Kant'ı da ele alalım ve Perşembe gününden devam edelim. Perşembe günü biraz Heidegger anlatacağım size. Kant... Aman böyle seslerle korkuyorum ben artık. Şimdi... Kant
metafiziğin imkansız, yani bir tür aklımızın sınırlarını aşan metafiziğin imkansız olduğunu söylüyor ama o anlamsız olduğunu söylemiyor. Evet, anlamsız olduğunu söylemiyor. Hatta diyor ki yani bilgiyi sınırlandırdım çünkü imana yer açmak istedim. Şimdi efendim bakın, Kant'ı birazcık toparlayalım. Birazcık daha bir 5-10 dakika daha sabrederseniz. Şimdi Kant diyor ki insanın doğası gereği sorduğu sorular var. Yani mesela işte ölümden sonra ne olacak? Veya işte bu evren yaratıldı mı yaratılmadı mı? Bir sonu var mı yok mu? Tanrı var mı yok mu? Ruh ölümlü mü ölümsüz mü? Gibi sorular. Diyor ki Kant, bu sorular her insan tarafından sorulur. Yani bu sorulardan kaçışımız yok diyor. Yani kaçmaya çalışırsanız yanılırsınız, kaçamazsınız. Fakat Kant diyor ki bu soruların bilimsel bir yanıtı yok. Çünkü bilimsel bir yanıtının olabilmesi için bunların duyusal alanla ilişkisinin olması lazım bu soruların. Diyor ki bu soruların yanıtlarının duyusal alanla bir ilişkisi yok. Yani biz deneyime dayanarak, algılarımıza dayanarak bu türden soruları yanıtlayamayız. Eğer yanıtlamaya kalkarsa aklımız antinomilere düşer. Yani zihnimiz çatışma yaşar. Bugüne kadar da diyor filozofların düştüğü hata budur. Fakat yani bu soruların işte ortada şöyle bir ikilem var. Yani bir yandan kaçamıyoruz bu soruları sormaktan. Ama bir yandan da bu soruların tam bir yanıtı yok. Yani bilimsel bir yanıtı yok. Deneyle temellendiremiyoruz. İşte burada Kant üç alan birbirinden ayırıyor. Rasyonel teoloji, bu işte Tanrı'nın soruşturmasını yapan. Rasyonel psikoloji, bu ruh soruşturması yapan, ruhun ölümlü, ölümsüzlüğü. Ve rasyonel kozmoloji. Varlık. Bu da evren soruşturması. Ve Kant bize şunu söylüyor. Metafiziğin üç temel konusu var. Tanrı, ruh, evren. Tamam. Bugünlük bu kadar yeter.